Bugün 16 Mart Halepçe katliamı ve Beyazıt katliamının yıl dönümleri. Kürt halkının kolektif hafızasında karanlık bir gün olan Halepçe katliamının üzerinden 35 yıl geçti. Bağız iktidarı 16 Mart 1988'de Güney Kürdistan'ın Halepçe kentinde Kürtlere karşı kimyasal biyolojik silahlar kullanarak 5000'i aşkın Kürt'ü katletti. Kürtlere karşı işlediği bu suçla Saddam Hüseyin iktidarı insanlığa karşı suç işleyen bir katliamcı iktidar olarak tarihe geçti. Kürtler ise bu soykırım girişimine rağmen hiçbir zaman ne kendilerini yönetme ne de özgürlük taleplerinden vazgeçti. Baskı, katliam ve şiddet yöntemleri karşısında Kürtler barış, özgürlük ve demokrasi mücadelesini büyüterek Orta Doğu'da bir arada yaşamanın imkanlarını yarattı. Halepçe katliamının failleri insanlık tarihinde lanetlenirken meşru ve insani hak mücadelesini sürdüren Kürt halkı direnişiyle bütün ezilen halklara umut olmaya devam etmektedir. Yine ülkemizde 1970'li yılların ortasından itibaren büyüyen toplumsal muhalefet ve yükselen devrimci gençlik dalgasına karşı devreye konulan katliamlardan biri olan ve tarihe Beyazıt katliamı olarak geçen saldırı 16 Mart 1978 tarihinde İstanbul Üniversitesi'nde okuyan devrimci öğrencilere karşı gerçekleştirildi. Daha sonra açılan davalarda da net olarak ortaya çıkan ve sivil faşistler ile kontrgerillanın el birliğiyle gerçekleştirdiği kanıtlanan katliamda 7 öğrenci yaşamını yitirdi. 41 öğrenci ise yaralandı. Bütün bu katliam ve yıldırma politikalarına karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ediyor. Halepçe ve Beyazıt katliamında yaşamını yitirenleri saygıyla anıyoruz.